Nihat'ın ayaklarında ve bacaklarında kabarcıklar oluştu. Dördüncü evre dokur ettiğine savaşıyor. Metilprednizolonun dozunu arttıralım. Arttırdık. İşe yaramıyor. Nasıl? Kendini suçlu hissediyor musun? Ben doğru olanı yaptım. İnsan her zaman kendini rahatlatacak bir şeyler buluyor. Kardeşin alemde. Abiyle işimiz bitti mi? Bizim değil doktor. Yalan dünyanın işi bitti. Biz ne olduğunu biliyoruz. Tedaviyi biliyoruz, uyguluyoruz ama bir işe yaramıyor. Neymiş demek ki? Hayat yaşayanlar içinmiş. Yani kardeşe geçelim. Evet. Nedir durumu kardeşin? Mete yaklaşık birkaç saattir ilaç kullanmıyor ama kan sayımı hala kötüleşmeye devam ediyor. Yani suçlu ilaçlar değilmiş. Sorun enfeksiyon. Eğer kontrol altına alamazsak kanı resmen suya dönüşecek. Kültürde hala bir şey üremiyor. Neden? Neden? Çünkü sen doğru olanı yaptın, aileyi ikna ettin çocuğu tedavi etmek konusunda. Ama aslında yaptığın şey neydi? Yabani otları topraktan söküp almaktı. Kökler hala içeride. Üzerim kimleri öldürüyorlar. Sadece göremiyoruz. Göremeyince bilemiyoruz. Bilemeyince öldüremiyoruz. Tekrar büyümelerini beklememiz gerekiyor. Şimdi toprak kurak. O zamana kadar abiyle kardeş ölmüş olacak. Peki, biz bu ısırgan otunu alıp verimli bir toprağa koyarsak ne olur? Yani kökleri kardeşten alıp abiye koyarsak. Abiyi bir petri kabına çeviririz. Hatta daha iyisini çünkü petri kabı ne zaman acıdığını söyleyemez. Abiye kardeşin enfeksiyonunu mu vermek istiyorsunuz? Yani kardeşi hapşırdığından beri kaçınmaya çalıştığımız şey bu değil miydi? Lösemili abinin savunması yok. Bu yüzden ölmüş olacak ama. Ama o zamana kadar enfeksiyon hızla yayılacak. Sorunun ne olduğunu bize zamanında söyleyecek ve kardeşini kurtarmış olacak. Başka bir fikrin var mı? Enfeksiyon Mete'nin iliğini yok ediyor. Eğer biz bu iliği alıp Nihat'a verirsek göstereceği semptomlar Mete'ye teşhis koymamızda bize yardımcı olacak. Ama bu Nihat'ı öldürmez. Evet. Yani siz bir oğlumuzu kurtarmak için diğerini öldürmeniz gerektiğini mi söylüyorsunuz? Nihat her halükarda ölecek. Bunu bilemezsin. Evet şu anda acı çekiyor ama bilemezsin. Nihat'ın doku uyuşmazlığı hastalığı ilaçlara cevap vermiyor maalesef. Benim oğlum vazgeçmez. Benim oğlum savaşır. Evet benim oğlum bir savaşçı. Bu savaşı kimin kazandığı çoktan belli. Doku reddi hastalığı ortadan kaybolmayacak. Ama Nihat 3 kez lösemi daha kurtuldu. Nihat içten içe parçalanıyor. Ölene kadar acısı daha da kötüleşecek. Sadece süreci biraz daha uzatıyoruz. Vermeniz gereken tek bir karar var. Buradan bir mi, iki mi? Ölü çocukla çıkacaksınız. Doktorum. Söyle. Bunu yapmamız için bize izin vermeniz gerekiyor.
Hayattan vazgeçmeyeceğiz. Asla. Asla. Görünüşe göre Anişko ile Bobişko ebeveyn olmak istemiyor. Velilik yapmak istemiyorlar. Peki nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız? Hı? Saksı zamanı. Benim saksıyla başlayalım. Mahkeme kararı. Yok, olmaz, sinsice olur. Hala şansımız var, Mete'yi kurtarabiliriz. Daha fazla test yapalım, hangi enfeksiyonun iliği yok ettiğini öğreniriz. 10.000 bulası enfeksiyon var, öyle değil mi? Şimdi her biri 20 dakika sürse ne eder? 8 sene. 4 ay. Son yapacağım testin doğru olacağını varsayarsak 4 ay. İlk yapacağım testin doğru olacağını varsayarsak 20 dakika mı alır? Denemeye değer, bence doğru söylüyor. Korktuğundan böyle söylüyor. Körü körüne test yapmak bu çocuğu kurtarmaz. Test yapmamak da bu çocuğu kurtarmaz. Aile sağlıklı karar verecek durumda değil. Fena haldeler. Ah. Ne öneriyorsun? Sosyal hizmetler. Hayır. Biliyordum. Ateş, gerçekten niye geldin? Doğruyu söylesene. Yalnızsın. Pışpışlanmaya ihtiyacım var. Azıcık pışpışlar mısın beni? Ancak yaşı geçtiğini düşünüyorum. Ayıp ediyorsun ama. Neymiş pışpış yaşı? Çok ayıp. Aileyle konuş. Lütfen. Birisinin onlara doğru kararı vermezlerse diğer çocuğu da kaybedeceklerini söylemesi gerekiyor. Kabul etmeleri lazım. İki çocukları birden ölecek. Ah, burada 4 tane kadının ayrı ayrı numaraları var. Ara. Yalnızım, pışpışla falan derken bunu kastetmemiştim. Ateş, sulandırma lütfen. Temizlik şirketi bu. Hepsiyle konuştum. Tek tek. Kiminle ve neyle karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Evin berbat durumdaymış, temizlenmesi lazım. Ben eskisini istiyorum. Ondan çok memnunum. Aldığı şeyi yerine koyuyor, hiçbir şey kaybolmuyor. E tamam, yenisinden de rica edersin, yapar. Olmaz. Eskisini istiyorum. Konuşacak mısın aileyle? Hayır. O zaman keleği al. Kelek. Bebek, köpek. Hı? Al, bütün masraflar benden. Nafaka vereceğim sana her ay. Tamam, hadi. Hayır. Aramayacak mısın gerçekten? Hepsini ikna ettim, uğraştım, tek tek konuştum. Sen aileyle konuşacak mısın? Hayır. O zaman al. Konuşmayacaksın. Hayır. Ateş. Tek başına kararlar vermeye çalışma. Uyarıyorum seni, tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.